verilen parametrelerle rakamları bir araya getirip karşılaştırdık. Bu rakamlara göre tabii burada Türk İş ve TİSK arasında da belli şeyler var. İtirazlar var. Hem Türk İş'in hem TİSK'in itirazları var. Türk İş diyor ki bu rakamlar kalori hesabına göre yapılıyor. Bunların fiyatları fark ediyor. Biz daha farklı bir kalıba göre daha farklı ücretler belirliyoruz. TİSK de diyor ki Türkiye'de işçiler sadece ağır işçi olarak çalışmıyor. Türkiye ortalamasının alınması gerekiyor diyor. Buna ilişkin buradaki parametreleri esas alarak belli hesaplar yaptık. Bu 2979 lira ile 3567 lira arasında eski formüle göre hesapladığımız zaman değişiyor. TİSK bu rakamı 3100 lira olarak ortalama olarak daha uygun buluyor. Türk İş bu rakamı 3567 lirayı diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını ya da daha farklı ürünleri tercih ederim. Bu da 3900'ün altına düşmez diyor. Bu zaten dediğim gibi Hacettepe beslenme kalıplarına göre yapılan bir parametre. Komisyonda aldığımız onlarca parametreden birisi. Onun dışında asıl asgari ücret tabii ki bu komisyonun kararıyla belirlenecek. Türkiye'de uygulanması gereken asgari ücret. Toplantıda neler yaptık? Bu toplantıda özellikle çalışanlarla ilgili işçi ve işveren taraflarının bazı konularda mutabık, bazı konularda da farklı görüşleri oldu. Özellikle işçi SGK primleri, vergi dilimi, asgari ücret teşvik konusunda işçi ve işveren tarafı belli konularda komisyon önerisi sunmak konusunda mutabakata vardılar. Yine zam oranlarına ilişkin olarak da TİSK dedi ki biz hep beklenen enflasyonu öneriyorduk. Bu sefer gerçekleşmiş enflasyonu öneriyoruz. Bunu esas alalım. Türk İş'te enflasyonun üzerine refah payı ilave edelim dedi. Bu konuda her iki tarafında farklı görüşleri oldu. Bazı konularda ortak görüşleri olduğu gibi. Ben komisyon TİSK ve Türk İş temsilcimize bu konuda söz vermek istiyorum. Komisyonumuzun bugünkü çıktısı bu. Biz bunları değerlendireceğiz. Teknik çalışmalarımızı da yapacağız. Son toplantımızda da asgari ücretin ne olacağına karar vereceğiz. Son toplantı tarihini bizim bakanlığımızın da bütçesi var cumartesi günü. Bunu kendi aramızda da analiz edip sosyal taraflarımızla da konuşup belirleyeceğiz. Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik ama belirlemez size de haber vereceğiz. Ben öncelikle Türk İş temsilcimiz Nazmi Irgırat Başkanıma sözü vermek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli basın mensupları. Tamam. Buyurun Başkan. Sayın Başkan görüşmelerimizin bir kısmını açıkladı. Zor bir süreç yaşıyoruz. Umuyoruz ki bu içinde bulunduğumuz şartlar içinde asgari ücretlilerin, daha doğrusu tüm ücret çalışanların sıkıntılarının giderilebileceği bir asgari ücret olsun istedik. Kamuoyunda başlangıçta da iyi yorumlar size aktarmıştık. Ama geldiğimiz nokta itibariyle maalesef aynı durumda değiliz. İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımız maalesef gideremedik. Dolayısıyla komisyonun şu anda bir sağlıklı bir karar verme söz konusu olamadı. Şunu hep biliyorsunuz ki TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranıyla bizim gerçek hayatta yaşadığımız enflasyon arasında büyük farklar var. Hemen içeride sordum. Döviz kurlarının yılbaşından bu yana %85 arttığını, dolayısıyla yani milli paramızın da bu oranda değer yitirdiğini görüyoruz. Üstlük son 1,5 ayda anormal şekilde artan enflasyon dolayısıyla insanların alım gücünün o denli düşmesi, günlük fiyatların 2 defa değişmesi elbette ki dar gelirli insanlarımızı, asgari ücretleri daha da zora soktu. Dolayısıyla biz diyoruz ki yaşanan enflasyon, çarşı pazar enflasyonunu ve üstelik de büyüme rakamları da açıklanıyor. Her ne kadar geçen yıl düşünülse de büyümeden de refah payı alacak oranda bir asgari ücretin tespitini bekliyoruz. Ama şu anda itibariyle geldiğimiz noktada bunları sağlayamadık. Elbette ki değerlendirmelerimiz bizim için geçerlidir. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle de hani çok ifade edilen asgari ücretlerin ya daha doğrusu çalışanların gülümseyeceği, çalışanların refah seviyesinin artacağı bir asgari ücret şu anda maalesef henüz bulamadık. Ama bir toplantımız daha olacak. Dolayısıyla ne zaman olacağını bakanlık açıklar ama başlangıcında dedik erken bitiririz gibi bu defa öyle düşünmüştük. Çünkü ona göre 2022 yılı değerlendirme hesapları onu yapılsın istedik ama
şu anda öyle bir konumda olmadığı, benim kanaatimce öyle bir konum olmadığı da ortaya çıkmış oldu. Benim şu anda ifade edeceğim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplarız. Yani şu an bir rakam telaffuz edemediniz. Yani bir rakam edemedik. TÜİK'ten bugün az önce Nurcan Hanım'ın da açıkladığı üzere TÜİK'ten aldığımız parametreler doğrultusunda çeşitli hesaplamalar yapılıyor. Ama biz Ekim ayının başından bu yana yaptığımız açıklama, ki sabah yönetim kurulu başkanımız da sizlere bir açıklama yaptı. Bir kere asgari ücretli çalışan arkadaşlarımız olmak üzere hiçbirinin enflasyona karşı farklı bir tavrımız olmayacağını, enflasyona karşı korunacağını çok net ifade ettik. Diğer bir deyimle enflasyona ezdirilmeyeceği çok net açık ortada. Yani bahsedilen 3161 lira gibi önerilmiş bir rakam olmadı. Bizim tavrımız hala devam ediyor. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. Efendim, size göre gerçekleşen enflasyon oranı nedir? Şimdi devletimizin resmi bir kuruluşu var malumunuz, TÜİK. TÜİK'in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir. Onun dışında bizim farklı enflasyon rakamları açıklayan, farklı enflasyon oranları açıklayan kuruluşlar var ama bizim esas almak durumunda kaldığımız kuruluş TÜİK'tir. Efendim, şimdi siz anladığınız kadarıyla, Nazmi Bey de söyledi, bir anlaşmazlık var, ortaya bir rakam konmuş. Aradaki uçurum, yani aradaki fark çok mudur? Birincisi, bu ikincisi de, yani sizin de işçi kesiminde ortak anlaştığı bir konu var. O da vergi primlerinde bir indirim, asgari ücret desteğinin artırılması ya da SGK primi desteği gibi. Bu konular bugünkü toplantının bildiriminde var mıydı? Bu konuyla ilişkin bir gelişme olacağını düşünüyor musunuz? Tabii ki şöyle, üç konuda mutabakata vardık biz Türk İş ve TİSK olarak. Birincisi, SGK işçi primlerinin yanılıyorsam başkanım da düzelsin, 5 puan olarak revize edilmesi, yani %14'ün %9 olarak düzenlenmesi. İkinci mutabakatımız, işverenlere sağlanan teşviğin bu defa işçilere de sağlanması. Evet, 5 puanlık işveren desteğinin çalışanlara da sağlanması. Birinci mutabakatımız bu. İkinci mutabakatımız yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz özellikle birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi. Bu konuda da mutabakatımız var. Diğer bir mutabakatta 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde İlk yılda uygulandığı gibi %6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde de %3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var. Ama dediğim gibi az önce sizin de sorduğunuz üzere tekrarlayayım. Yani bizim ilk günden itibaren söylediğimiz şu, çalışanımız enflasyona karşı korunacak. Onu tekrar ifade edeyim. 3161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Parametrelerden çeşitli rakamlar ortada. Türk İş de hesapladı. Bakanlığımız hesaplıyor. Bizler de hesaplıyoruz ama bulunduğumuz nokta burası. Bunu kamuoyuyla paylaşmak isterim. Efendim, ne teklifiniz nedir? Ya şu an söylüyorum, enflasyona karşı koruyacağız ama müzakeredir bu, biliyorsunuz. Nihayetinde son toplantıya kadar devam edecek. Türk İş tarafı da görüşlerini beyan ediyor. Bizler de diyoruz. Hükümetimiz de görüşünü beyan edecek. Umarım dengeli, adil ve doğru bir asgari ücret tespit ederiz. Efendim, yani şöyle bir yüzdelik oran var ama rakamsal bir şey yok. Yok yani, şu an yok. Yani yıl sonu enflasyonda 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Onların üzerinde görüşmelerimiz devam edecek. Efendim, şu SGK primi diyorsunuz, devlet teşviği diyorsunuz ya, vergi indirimi evet. Vesaire. Şimdi anladığım kadarıyla bu konuda her iki tarafta mutabıkız. Ama o zaman gerçekleşen enflasyonu değerlendirmede ayrı düşüyorsunuz. Çünkü işçi kesimi diyor ki hayat pahalılığı %50'nin üzerinde, siz diyorsunuz ki TÜİK rakamları. Evet. Dolayısıyla burada mı anlaşamıyorsunuz sadece? Yani anlaşmama demeyelim de bir orta yolunu bulacağız, öyle söyleyeyim. İki tarafın da baz aldığı fiyat ve aslında analizler farklı. Bu net anlaşılıyor. Ama bir karışıklık var rakamlar üzerinde özellikle. Siz az önce altını çizdiniz. 3100 gibi bir rakam telaffuz etmediniz. Evet. Bir şey doğru değil. Evet. Dolayısıyla işçi kesiminden de 3900 rakamı doğru değil o halde. Tabii. Net bir rakam hiçbir şekilde telaffuz edilmedi. Biz bunu anlıyoruz değil mi? Ben çok net olarak bunu ifade ediyorum. Yani burada vereceğim mesaj şu. Enflasyon çok net olarak enflasyona karşı koruyacağız. Onun üzerinde müzakerelerimiz devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Çok özür dilerim. Şimdi biz bu toplantıdan sonraki toplantının enflasyon, asgari ücretin açıklanacağı toplantı olacağını tahmin ediyorum.
sizin de toplantılar başlamadan önce yaptığınız açıklamalar doğrultusunda. Evet. Burada gördüğünüz görüş ayrılığı, bunun ötesinde başka buluşmaların olacağına ilişkin bir işaret mi? Yani dördüncü, beşinci, siz de az önce Nazım Bey söylediniz, ay sonuna kadar vakit var dediniz. İlerleyen dönemde dördün üstünde de bir buluşma görebilir miyiz taraflar arasında? Yoksa bir sonraki toplantı artık rakamın netleşeceği ve bir uzlaşıya varılacak toplantı mı? Bugüne kadar tespitlerde dördüncü toplantıda açıklandı. Yani oradan yola çıkarsak önümüzdeki toplantıda sonuca eririz diye düşünüyorum. Arkadaşlar zaten gerek mevzuatta gerek de son 10 yıllardır yapılan geleneksel olarak yapılan asgari ücret toplantılarında bildiğiniz gibi bakanlıkta sonra bir işçi sonra bir işveren tarafında yapılıyor bu toplantılar. Bu dönem ben o açıdan Nazmi Başkanıma katılmıyorum. Bu sene ilk defa belki de 10-15 yıldır ilk defa bu kadar erken 3. toplantıyı yaptık. O yüzden 4. toplantının da geçmiş yıllara göre daha erken olacağını ben düşünüyorum. 4. toplantı sık karar toplantısı olacak. Ama aralarda tabii ki biz hükümet, devlet tarafı olarak, kamu tarafı olarak işçi ve işveren temsilcilerimizle diyaloglarımız sürüyor. Maliye Bakanlığı ve diğer kamu kurumu temsilcilerimizle de diyaloglarımız devamlı sürüyor zaten. Bunlar resmi olan toplantılar. Biz üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Son toplantıda da beklediğiniz net rakamı açıklayacağız. Evet. Son toplantı için bir takvimde son toplantı için işte bir çalışma yapacağız. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte bu toplantıyı size açıklayacağız. Cumartesi günü bakanlığımızın bütçesi var. O yüzden sıkışıkta bir takvimimiz var. Ama geçmiş yıllara baktığımızda bunun da ben daha erken bir tarih olacağını geçmiş yıllara göre biliyorsunuz hep Aralık ayının son haftasında açıklanıyordu. Daha erken bir tarihte açıklanacağı konusunda da bir kanaatimiz var taraflar olarak. Efendim siz gerçekleşen enflasyonun altında bir karar alınması durumunda yani böyle bir teklif oluştuğu zaman imza atacak mısınız? Çünkü çok kararlı duruşunuzu görüyorum şu anda. %50 diyorsunuz gerçekleşen enflasyon ama işte TÜİK tarafı da diyor ki TÜİK verileri. Öyle değil mi? Yani değil şu mi? Anda yaşanan çarşıya pazara bana bakayım. Böyle bu. Böyle. Yani siz de bu ülkede yaşıyorsunuz. Çarşıya pazara manava gittiğimiz zaman yaşadığımız artışın o oranlara %50'lere vardığını yaşayarak görüyoruz. O bakımdan iddiamız belki. Yani bir objektif bir şey yapıyoruz. Son 1,5 ayda bile yüzde oranlara varan bir fiyat artışı söz konusu oldu. Bu Ocak ayından bu yana uygulanıp gelen bir ücret. Üstelik de 2022 yılın daha başındayız. 2000 yılı tüm yıl boyunca uygulanacak bir asgari ücret. Yani önümüzdeki yılda şu anda üretici enflasyonu %54'lerde. Onun da doğal olarak tüketici enflasyonuna yansıması belli bir oranda yansıması kaçınılmaz. Öyle olunca önümüzde enflasyon daha da yükseleceği kanaati şahsen bizde var. Bunun tüm bu yapıyı değerlendirerek bu asgari ücret tespit komisyonunda esas alarak bunlar, ona göre rakamlar belirlememiz, insanların çolması hayat seviyesini bir oranda yükseltmemiz gerektiğine inanıyoruz. Son merak ettiğim bir soru efendim. Toplu sözleşmede memurların zammı belli olmuştu biliyorsunuz. Bir hak olacak. Yani Ocak ayında zammı maaş atacak ki onlar da bugün hayat pahalılığını gerekçe göstererek ek bir zam talebinde bulundular. Evet. Acaba sizin toplantınızda da bu memurlara ikinci zam yani ek zam da gündeme geldi mi? Bu da bir kıyaslama kriteri mi sizin için? Resmi değil ama doğal olarak yani son birkaç ay içindeki gelişen bu yüksek enflasyon, anormal enflasyonla beraber elbette ki dengeler değişti. O bakımdan bizim de olabilir. O yüzden şu yani biz konuşmadık böyle bir şey daha şu ana kadar ama doğal olarak bizim için de mümkün olabilir. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Son toplantıda görüşmek üzere. Kolay gelsin.